Yakınımızdaki tüm almaçları, 10-15 tane civarında olanları bu endüstriyel piyasemize tanımlıyoruz. Çiftçimiz herhangi bir talepte bulunduğu zaman cep telefonuyla mobil olarak bu endüstriyel piyasemize GSM anteni vasıtasıyla geliyor. Ve bu komut uygulanabilmesi için gateway aracılığıyla, gateway'in anteni aracılığıyla almaçlarımıza gidiyor. Almaçlarımız bu komutun uygulanmasıyla geri dönüşü sağladığında tekrar gateway aracılığıyla endüstriyel piyasemize geliyor ve bu da GSM anteni vasıtasıyla serverımıza gönderiliyor. Çiftçinin başka ne talepleri olabilir ki? Çiftçi bakiye yüklenmesini isteyebilir. Eğer ne oluyor? O zaman öncelikle serverımıza bu talep iletiliyor. Serverımız tarafından, yani daha doğrusu sulama birliği tarafından yeterli görülüyor ve uygulanıyorsa bu yine endüstriyel piyasemiz aracılığıyla gateway'lerle almaçlara yükleniyor. Yani her çiftçinin bakiyesi önce GSM anteniyle endüstriyel piyasemize, onun da bağlı olduğu gateway ile ilgili almaca yükleniyor. Yani gateway almacı kontrol ediyor. Endüstriyel piyasi cihazımızda işletimi yapıyor. Gateway'in buradaki temel görevi almaçlarla endüstriyel piyasi arasındaki LoRa ağı ile köprü oluşturmak. Yani bütün alışveriş gateway üzerinden kablosuz olarak gerçekleşmiş oluyor. Gateway'in görevi bu. Yani biz bunu kablolu sistemle yapıyor olsaydık bizim gateway'e ihtiyacımız olmuyor. Tabii kablolu sistem olsaydı gateway'imiz yerine cihazımızın çıkışlarından RS-485 Modbus vasıtasıyla bağlanan kablolarla her bir cihaza iletişime girecek ve her birine tek tek yüklenecekti. Çiftçi kapat komutunu verdiğinde nasıl işliyor? Çiftçimiz almaçların başına geldiğinde ise sistem şöyle çalışıyor. Kendi kartıyla sisteme kendisini tanıtan bir kartı var. Bu kartla okumayı gerçekleştiriyor. Okumayı gerçekleştiğinde gateway aracılığıyla endüstriyel piyasamıza talebe ulaşıyor. Bu talep GSM hattı aracılığıyla merkezi server sistemimize gidiyor. Çiftçimizin eğer sulama planlamasındaki başlangıç ve bitiş tarihleri doğru ise, bakiyesi yeterli ise ve sulama yetkisini sulama birliği vermiş ise çiftçimize tekrar açma emri gönderiliyor. Nasıl geliyor bu bilgi? GSM vasıtasıyla endüstriyel piyasamıza, gateway vasıtasıyla da ilgili almacına ulaşıyor. Yani her durumda illaki kontrol edilmeden sistem çalışmıyor. Tabii ki, kesinlikle. Zaten ana unsurumuz budur. Bu sistemin ön ödemeli sistemlerden farkı da budur. Ön ödemeli sistemlerde çiftçiler sulama birliğinden bağımsız olarak ellerindeki kartlarla istediği herhangi bir almaçtan istediği an su alabilirken, bu durum olumsuzluklara neden oluyordu. Aynı boru üzerinde birden fazla çiftçi aynı anda sulama yapmak istiyordu. Ve sulama birliği bunu kontrol edemiyordu. Ancak sahada olması gerekiyordu. Bu sistemde ise hiç sulama birliği sahada olmadan merkezi izine, otoriteye tabi olduğu için çiftçimiz gelip ister almacı üzerinden talepte bulunsun, ister cep telefonu üzerinden bu talebini gerçekleştirsin. Eğer alma hakkı varsa, az önce belirttiğim gibi iki tarih arasına uyuyorsa, bakiyesi yeterliyse ve sulama birliği yetki veriyorsa sadece alabiliyor. Bunun da sebebi şudur, sulama planlamasının kıt kaynaklara göre yapılmasını sağlamak için sulama birliği bunu yapıyor.